Darısı başıma artık ne diyeyim? Hakan piyano almayı da kabul etti. Sonra banyonun yanına da sauna yaptıralım diyorum. Özge de çocukların odasını istiyor. Onlar da yanında küçük bir oda var, artık oraya geçerler. Hakan Bey tüm bunlara razı olur mu sence? Eşek gibi. Şey tabii razı olur. Bana her şey senin istediğin gibi olsun dedi. Simge be. Ha Merveciğim, yalnızken sorun değil de başkalarının yanında bana Simge Hanım diye hitap etmen daha doğru olacak artık. Anlıyorum. Ne diyecektin? Yani Volkan'ı diyordum. Yemekte çok ilgilenmedi gibi geldi de bana. Daha ne yapacaktı adam? İlk defa yemeğe çıktınız. Ayrıca yanınızda da biz vardık. Ay yani benden hoşlandı mı sence? Ay Volkan iki ayaklı bütün dişilerden hoşlanır. Sen hiç merak etme. Ya Simge ya çok kötüsün. Ay şaka yaptım canım. Allah'ım inanamıyorum. Çocuklar ne dediler? Evlenmemi istemiyorlar tabii. Ama çok büyük bir tepki vermediler. Annelerinin yerini birinin alması şimdi onlara çok zor geliyordur tabii. Simge değil kim olursa olsun bu tepkiyi vereceklerdi zaten. Biliyorum. Sadece biraz zamana ihtiyaçları var. Umarım çabuk alışırlar. Çocukları bırak da sen nasılsın? Mucize bir aşka inanma demiştin. Ben de öyle yaptım. Ve evleniyorum işte. Hah şöyle. Rahatla artık biraz. Oğlum ne yapıyorsun sen öyle sabahtan beri? Hiç. Mesaj yazayım. Merve. Merve. Sesim geliyor mu Merve? İnanamıyorum ya. Ay okusana şunu. Ay bak Volkan bana ne yazmış. Geçen gece aklımdan çıkaramıyorum. Lütfen benimle baş başa çıkmayı kabul et. Volkan bana mesaj attı. Pes vallahi Volkan. Liseli çocuklar gibisin. Bırak artık şu telefonu elinden. Geçen gece bizim Nejat'ın kafeye uğradım ya. Orada bir kızla tanıştım. Doktor bir kız. Yani hep hasta olsam, o da beni iyileştirse diyebileceğin kadar güzel bir kız. O kadar tatlı gülüyor ki. Anladım, anladım. Aylık aşık olma sendromu. Bak gördün mü? Senin hastalığına teşhisi koydum bile. Aman be Hakan. Ay yine mesaj geldi. Yine geldi, Volkan'dan geldi. Sizden etkilendiğimi söylemem için çok mu erken? Hı? Umut'la yanıtınızı bekliyorum. Bak sen bizim Volkan'a. Ay ben ne yazsam acaba şimdi Simge? Bu kez hayatımın kadınını buldum. İstanbul'un yarısı hayatının kadını. Diğer yarısı da erkek zaten. Ya bu kez gerçekten farklı. Aşık oldum Hakan, aşık oldum. Yengemizin adı ne? Merve. Ne? Maalesef bizim yapışkanla isim benzerliği. Ama bizim Merve senin için yanıp tutuşuyor. Yemekte nasıldı? Ya ne şapşal bir kız ya. Ben öyle üstüme düşen kadınlardan hiç hoşlanmam. Sen bile beğenmiyorsan kızcağız evde kalmış. Aman boş ver onu. Bak doktor Merve'ye gönderdiğim mesajı okuyorum. Sadece 5 dakika bile bana yeter. Gözlerinizin içinde boğulmak istiyorum. Nasıl ama? Boğulmadan önce şu dosyaları götür de işleme koysunlar. İçin geçmiş oğlum senin. Vallahi hiç anlamıyorsun romantizmi. Ay! 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 Gözlerimde boğulmak istiyor. Ay! Bu iyi bir şey değil mi Simge? Bilmem, ilk defa duyuyorum. Hakan niye bana böyle şeyler söylemiyor? Volkan gerçekten çok romantik. Tam aradığım gibi bir erkek. Biz daha doğru dürüst baş başa kalamadık ki. Evlenince artık. Ha bu arada verdiğimiz iş ilanı için bugün kimse geldi mi? Yoo. Şöyle iyi bir mimar ve ofiste işleri ele alacak tecrübeli biri gerek bize. Evlendikten sonra ben zaten çalışmayacağım. Hakan'ın da bana daha fazla zaman ayırmasını istiyorum. Ama başvuruların hiçbiri işe yaramaz ya. Simge, şunlara bir göz atar mısın? Eksik yoksa işleme koyacağım. Ben
de boğulmak istiyorum. Efendim? Ben de diyorum, boğulmak istiyorum. Vallahi anlamadım. Ay anladım. Utanıyorsun. Çeker şey seni. Rica ederim Merve Hanım. Ne dediğinizi anlamıyorum. Kimden? Size ne? Ay bu çocuk çok utangaç. Senden nasıl utandı gördün mü? Ne oluyor yine? Şu Merve'den kaçıyorum. Kız kafayı bana takmış. Gözlerini süze süze. Volkan Bey, Volkan Bey. Ya gülme Hakan ya. İnan bana kız kafayı yemiş. Şöyle bir yurt dışı işi olsa da buradan uzaklaşsam. Bunaldım yani. Zor tabii hepsini aynı anda idare etmek. Ya ne idaresi? Benim Merve ile işim olmaz. Ama doktor Merve dersen o başka. O bir tane. Aşığım aşık. Hay Allah. Ay ne yaptım ben yine? Hakan. Hakan. Oho. Amma daldın be. Boğulacaksın sandım. Ben senin gibi bir kadının gözlerinde boğulamayacağıma göre böyle boğulayım daha iyi. Aman. Yıllarca başımın etini yersin artık.